Seni sonra arayayım mı? Şu an pek müsait değilim de affedersin. Görebiliyorum doktor. Solar arabam kontrolden çıktı. Bir türlü durmuyor. Durduramıyorum. Fren pedalı sıkıştı. Direksiyon sisteminin kendi zihni varmış gibi. Kontrol edemiyorum. Ve şimdi de beni araba tuttu. Pekala ekip. Doktoru duydunuz. Hadi şimdi işimizi yapalım. Araç güneye, March Lane'e doğru döndüm. Hey, alçalıp onu yavaşlatmak için çatısını atlamama ne dersin? Yardım etmek güzel. Alçalmak tamam. Ama atlama konusunu biraz konuşmak istiyorum. Deni, siz ikiniz yukarıdan o şeyi izleyin. Doktor şu anda Waverly'de. Park edilmiş arabalara doğru gidiyor. Anlaşıldı. Gidiyorum. Sanırım gidiyoruz demek istedin, öyle değil mi? Bizi oraya götür Heathway. Doktor Main Caddesi'ne geri döndü. Biliyorsun, yer aracı olsaydım doktorun aracının lastiğini patlatmayı denerdim. İyi fikir Blades. Çocuklar merkeze gidip çivili şerizi getireceğim. Sonrasında gerek yok Deni. Boulder'la ben doğaçlama yapacağız. Ne düşünüyorsun? Mümkün mü? Tamamen kusursuz. Tamam. En azından otomatik lastik değiştirme işe yarıyormuş. Oh hayır. Doktor eski kanyon yolunda. Önüne inersek doktorun aracını durdurabilir misin? Alçalmak ve zıplamaktan iyidir. Hayır Deni, havada kal. Chase ve ben yaklaşıyoruz. Geçti doktor. Şimdi de direksiyonu bırakabilirsin. Aracın kontrolü bende olmasa da fena bir test sürüşü olmadı doğrusu. Evet. Kontrolden çıkmış bir araç. Kuşkulanmayan bir halk. Felaket kopmak üzereyken kahraman ailemiz Griffin Rock'ı yine nasıl kurtardı? Kate Burns. Cesaret. Kontrolsüz bir aracı sadece merdiven kullanarak durdurmak için gereken şey cesaret. Sinir bozucuydu ama iyice düşündüm ve... Graham, bir şey ekleyecek misin? Kaza riskini geçici olarak çözmek için şeyi hesaplamam gerekti. Sen nasıl katkıda bulundun Deni? Ben mi? Ben... Deni her şeyi yukarıdan izledi. Söylemeliyim ki bu işi kardeşimiz olmadan yapamazdık. Muhtemelen yapardık ama...
Dediğim gibi, böyle bir kurtarma işi yetenek ve konsantrasyon gerektirir. Şuna baksanıza, Boulder nerede bir çamur bulsa içine dalıyor. Ben buldozerim, bunu hep yaparım. Eminim ki kontrolsüz bir aracı durdurmak için arkasında kaymaktan daha etkili bir yol vardır. Elbette var. Doktor Green'i şoför koltuğuna oturtmamak. Doktoru çok seviyorum. Bizi oyalıyor. Bazılarımızı. Diğerleri sadece havadan izliyor. Aa, öyle deme Blade. Belki de bir dahaki kurtarma havada olur. Bu hoş olurdu. Tabii çok yüksekte olmadığı sürece. Kimin ne yaptığının ne önemi var? Kimse bizi takdir etmiyor ki. Bu da ne demek Hütvey? Kanca ve merdiveni kullananın ben olduğumu fark ettin mi acaba? Ama Kate tüm övgüyü aldı değil mi? Yine. Şey bak, ben de yardımım için takdir almıyorum. Danny de öyle. Ama takdir edildiğimi biliyorum. İçimden bir ses Danny'nin öyle düşünmediğini söylüyor. Doktor, burada mısınız? Üzgünüm Danny. Ezdiğim gazete dağıtıcısının yerine başka bir tane yapıyorum. Okurlarını kafasından vuran bir tane. Hayır. Arabanla geçerken gazeteni içeri atıyor. Her neyse, geldiğine çok sevindim. Bugün yardım ettiğin için sana teşekkür ederim. Şey, pek bir şey yapmadım. Ama artık bu değişecek. Bana şundan yapar mısın? Uçan kepçe. Biliyor musun, yıllar önce bunun gibi bir şey kütük taşıma işinde kullanıldı. Depoda bir tane olabilir. Bana ödünç verir misin? Kesinlikle. Bu şeyin pazar ekleri biter bitmez veririm, tamam mı? Hey Danny, ne yapıyorsun? Cody, sana yalvarıyorum. Kardeşinin aklını başına getir lütfen. Sakin ol Blades, iyi görünüyorsun. Fark edilmiyor bile. Evet, elektrik hatlarının etrafında uçma yeter. Aslında bu iyi bir tavsiye. O şey Danny öyle. Uçan kepçe, bana ve Blades'e hareket kazandıracak. Değil mi Blades? Sürekli bunu söylüyorsun. Kaldırma zamanı geldi. Kumandayı verir misin lütfen? Ben yapabilirim. Bilmiyorum. Biraz karmaşık. Evet, bir düğmeye basmak çok karmaşık. Sadece doğru yapmak istiyorum kardeşim. Onunla dönüşmene bakalım Blades. Kimse gülmesin. Bayıldım. Babama göstermeliyim. Ne? Beni şişman mı gösterdi? Aha, hiç de değil. Kaptan koca göbek. Hadi ama dalga geçmeyin. Şaka yaptığımızı biliyor. Sayılır. Belki de Blades hak ettiği gibi davranılmasını istiyordur. Hadi ama Cody, biz sadece... Her şakanın suyunu çıkarmanız lazım, değil mi? Cody, kumanda merkezine git. Halletmemiz gereken bir heyelan var. Neredesin? Herkesin yardımı gerek. Blade ve ben neredeyse vardık. Cody, tepeden bize doğru ne geldiğini görüyor musun? Bakıyorum. Ev büyüklüğünde bir kaya tam üstünüze doğru geliyor. Ev mi?
Bana bütün mahalle gibi geldi. İki seçeneğimiz var gibi geliyor. Ya parçalayacağız ya da yakalayacağız. Parçalayalım. Üç deyince. Bir, iki, üç. Vay canına. Yavaş olun çocuklar. Blades ve ben kontrol altına aldık. Aferin sana Danny. Sana da Blades. Bu kesinlikle beklenmedikti. Ama etkileyici. Evet, evet, evet. Ama ne zamandan beri yeni bir aparatı test etmeden kullanıyoruz? Bunu test olarak varsay huysuz. Evde görüşürüz. Blades artık çekilmez olur. Blades, bu harikaydı. Çekebileceğini nereden bildin? Aslında bilmiyordum. Kayanın çok ağır olamayacağını düşündüm. Ama sonra sahip olduğumu bilmediğim bir güçten yararlandım. Sahip olduğumu sanmadığım sabrımdan faydalanmak istiyorum. Kayıtlara geçsin Blades. Operasyon kabul edilebilir derecede risk içeriyordu. Çocuklar, onun adına sevinmelisiniz. Harika bir kurtarıştı. Evet, öyleydi. Orada ezilip gidebilirdik. Yani bizi kurtarmaya geldiğin için sağ ol Blades. Her zaman. Karşınızda Danny Burns ve helikopter robotundan bir kahramanlık örneği daha. Dinleyin. Bağırırsanız o da size bağırır, tamam mı? Sana kızmadık Cody. Sadece konuşmak istiyoruz. Hayır, ben kızdım. Yardımcı olmaya çalışıyor. Yardımcı olmak kabul edilebilir ama bütün görevleri atlamak başka bir şey. Merhaba miskinler. Kurtarma işi hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı, değil mi? Oh. Bir sorun mu var? Danny, kendini biraz fazla gerdiğinden endişe ediyoruz. Demek istediği kurtarma işlerimizi kapmayı bırak, tamam mı? Sizin işiniz mi? Evet. Çok becerikliymişsin gibi hepsinin üzerine atlıyorsun. Aslında oldukça iyi iş çıkarıyorum bence. Ama bu sadece senin işin değil Danny, hepimizin işi. Şey, bana sorarsanız her zaman yapılacak... Cody lütfen, bu seni hiç ilgilendirmiyor. Tamam, babam nerede? Bu konuda ne diyor? Babamı bilirsin, kendi içinizde çözün diyor. O kepçeyi ver Blades. Söz veririm, hiç acımayacak. Cody, lütfen bana yardım et. Bu Cody'yi ilgilendirmez. Öyle mi? Siz de mi? Kepçe bu kadar sık kullanılmazsa iyi olur diye düşündük. Dalga geçerken o kadar da sorun değildi. Ama şimdi günü ben kurtarınca... Teknik olarak günü sen kurtarmıyorsun. Günün yardımına ihtiyacı yokken güne yardım ediyorsun. O kepçe olduğu yerde kalacak. Blades, hadi devriyeye çıkalım. Orada değerimiz bilinecektir. İzninizle. Sahada bana ihtiyaç var. Bu konuda ne yapacaksın Cody? Hiçbir şey. Herkesin dediği gibi beni hiç ilgilendirmez, değil mi? Tamam, ne yapabileceğime bakarım. Danny bekle. Gözcün ben olurum. Gözünü açık tut Cody. Tamam. İşler yolunda giderse Kate ve Graham'ın haberi olmadan her sorunu çözeriz. Ne derler bilirsiniz. Erken kalkan yol alır. Hepiniz aynı ekipteyken daha güzeldi. Hala aynı ekipteyiz Cody. Sadece bazen Kate ve Graham yalnız başıma bir şey yapamayacağımı sanıyor. Evet, o hissi iyi bilirim. Bu da ne demek?
Bana da aynı şekilde davranıyorsun. Aa, Cody, davranmıyorum. Öyle mi? Evet, öyle. Kate ve Graham seni ne zaman kızdırsa senden uzak durmam gerekiyor. Yani sinirimi senden mi çıkarıyorum? Cody doğru söylüyor. Bana inan, sonuçta aynı sinirle beni sürmeye çalışıyorsun. Cody, özür dilerim. Bunu düzelteceğim, söz veriyorum. Teşekkürler. Sen de affet Blades. Daha nazik olmaya çalışacağım. Bu konuşma oldukça iyi oldu, öyle değil mi? Geri dönsek iyi olur. Yıldırımlı havada uçmak hiç iyi fikir değil. İrtifa kaybediyorum. Tutunun. Danny! Mayday! Mayday! Baba, Kate, Graham, kimse yok mu? Danny, Danny. Sorun ne? Yıldırım çarptı. Zorunlu iniş. Cody yanımda. Peki konumunuz nasıl? Danny, bana yerinizi söyle. Riftline tepesi. Rescue botlar, kurtarmaya hazırız. Endişelenmeyin. Eminim göründüğü kadar acı vermeyecektir. Aslında hayır, veriyormuş. Sakin olmalısın Blades. Evet, yardım gelmek üzere. Burada kalamayız. Yol hangi tarafta? Belki Blades'e binersek yangını atlatırız. Isıyla baş edebilirim. Ama ikiniz içimde kurabiye gibi pişersiniz. Yani tek çıkış yolumuz bu tepe mi? Çıkmak için gerekli ekipmanımız yok. Elbette var. İşte oldu. Winch'i aktive et. Sen yap. Herkes iyi mi? Evet. Aferin sana Blades. Evet. Peki ya şimdi? Bak. Bir sorunumuz var. Baba, duyuyor musun? Kate, Graham. Güç artışı sırasında yanmış olmalı. Yine uçmayı deneyeceğim. Hayır Blades, dur. Yaralısın. Çok üzgünüm. Üzülme. Her şey yoluna girecek. Ekip bizi bulacak. Onları gördüm. Hitvey, Kate, yolu açın. Şefi duydunuz botlar. Hadi ayaklanalım artık. Şimdi kurabiyelerin nasıl hissettiğini anlıyorum. Blades, yolda ilerleyebilmek için dönüşmeyi denemelisin. Bunu duymak istemezsiniz biliyorum. Ama kımıldayamıyorum. Düşündüğümden daha çok zarar görmüşüm. Herkes iyi mi?
İyiyiz. Blade sayesinde. Ama yaralandı baba. Ciddi. Dönüşemiyor. Buna gerek olmayacak. Lenny, kurtarılma ihtiyacı duyan bir kurtarıcı olmak nasıl bir his? Cesur, kahramanlar ailesinin parçası olduğum için çok mutluyum. Buna elbette kardeşim Cody de dahil. Teşekkürler Lenny. Tabii yaptığımız şeyi olağanüstü kurtarma araçlarımız olmadan yapamazdık. Gördün mü Heatwave? Resmi olarak takdir edildik. İsimlerimizi de söylese olurdu. Blades, nasıl hissediyorsun? Daha iyiyim, teşekkür ederim. Statik bölmede bir saat kaldıktan sonra harekete hazırım. Bir saat mi? Peki tüm öğleden sonra neredeydin? Danny ve ben tepeden kepçeyi alıyorduk. Onu kullanmaya devam edecek misin? İhtiyacımız olduğu zaman. Umarım çok sık olmaz. Çünkü gerçekten rahatsız ediciydi. Bir de ne var biliyor musun? Bel kısmın daha iyi görünüyor. Fark etmene sevindim. Pekala Graham, hızlı yakala düşün. Graham. Hadi. Evet, hadi. Yine de. Çocuklar, özel atışıma bak. Hadi, bana da.